Değerli ilgili, sizlere bu mektubu yazmak istedim. Mektup bittiğinde sanırım her şeyi büyük ölçüde anlatmış olacağım. Çünkü duygularımı bütünüyle aktaracak olursam sayfalar sürecektir. Bu nedenle bu mektup bir özet. Öncelikle sizleri sevgiyle selamlıyorum. Kimilerimiz savaştan, kimilerimiz adil yargılama süreçlerinin ve demokrasinin eksik olduğu ülkelerden, kimilerimiz kıtlıkla mücadele eden topraklardan, kimilerimiz cinsel tercihlerinden dolayı köklerimizi bırakıp geldik. Ben bu dört unsurun ikinci sırasındaki nedenle geldim. Bizim gibi insanlarla diyalog kurmak büyük ve onurlu bir cesaret gerektiriyor. Çünkü bizler yaralıyız ve yaralarımızın hep izi olacak. Bu nedenle sizler çok kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz. Belki siz bunun farkında bile değilsiniz. Belki de farkındasınız. Fakat sonuçlarını bizim gibi göremiyorsunuz. Başka topraklara ait olan bitkileri bu topraklara ekip yeşertmek için emek veriyorsunuz. İşte ben kendi hikayem üzerinden sizlere sizi anlatmaya çalışacağım. Benim uzun bir hikayem var fakat sizinle ilgili bölümünü dile getirmek istiyorum. Çok kötü AZC süreçlerinden sonra küçük kızım Defne ile Maple'a geldim. Çantada mı yattın? Koy yerim ben seni. Çantayı yastık mı yaptın sen? Güzel miydi? Aşkım benim. Apple ye. Sen ye. Kız bunlar senin. Bunlar Defne'nin Defne yesin. Cem ağladı ama şimdi geliyor, gülecek kızım. Ama Cem ağladı. Tamam Cem ağladı ama artık ağlamayacak. Geliyor, gülecek. Defne'ye sarılacak. Defne'yi gezdirecek. Ağlayacak. Ağlamayacak. Ağlıyor. Happy birthday to you. Üfle üfle, önce üfle. Abla da üflesin, abla da üflesin. Dur. Hadi abla sen de üfle. Evet, bu Defne'nin pastası. Hadi yes. Bu şehre geldiğimde artık Sibel yoktu. Ben ve kızım hastaydık. Tüm umutlarım tükenmiş ve yaşamdan hiçbir beklentim yoktu. Çocuklarımın mutlu olması yeterliydi. Kendi ülkesinde tüm sorunlara çözüm arayan, yardıma ihtiyacı olanlara koşan, umutlu önce Sibel yoktu artık. Öyle bir Sibel'i tanımıyordum artık. Tekrar müzik dinleyebilir miydim? Bir film izlemenin doyumunu yaşayabilir miydim? Kahvenin tadı var mıydı? Bir kitabın güven veren kokusunu hatırlayabilir miydim? Güneş, yağmur, mevsimler nasıldı? Tüm bildiklerim, tecrübelerim kaybolmuştu. Ve beni bu ülkede kim anlayabilirdi? İşte bu noktada sizinle kesişen hikayem başlıyor. Eve gelmeden bir VVN çalışanı oğlumla iletişime geçti. Kendisi Covid olduğu için onunla geç buluştuk. İyileşince evimize geldi. Onu ilk gördüğüm günü hiç unutmayacağım. Ben çok hastaydım. Bize yardım etmek için yanımızda olduğunu söylüyordu. Oğlum söylediklerini bana tercüme ediyordu. Ben ise içimden şunu geçiriyordum. Beni anlaman çok zor. Senin beni anlayabileceğini düşünmüyorum. İyi niyetli olabilirsin fakat benim hislerime dokunman mümkün değil. Ben bir hiçtim, dil bilmiyordum ki halen bilmiyorum. Bildiğim bütün derin bilgileri anlatacak bir dilim yoktu. Ben onun karşısında her şeyini kaybetmiş bir insan olarak duruyordum. Beni tanıması, benim derinliğimi anlaması mümkün müydü?
Bunun adı Marike. Kelebek etkisini bilirsiniz. İşte o gün Marike'nin kanatlarını çırptığı ilk gündü ve ben bunu fark etmemiştim. Marike tüm hayatımı değiştirdi. Beni anlamak şöyle dursun, ancak bir annenin çocuğu için düşünebileceği en ince şeyleri düşündü. Marike Sibel'in tam da kendisi olmuştu. Beni yeniden doğurdu ve büyütmeye çalışıyor. Kanatlarını yorulmadan sürekli çırpıyor. Kızımı okula bırakıp hıçkırarak ağladığım günlerde, kendimi öldürmek istediğimde, yalnızlık ve sessizlikten çıldırdığımda kanatlarının esintisi geliyor. Bana bir mesaj atıyor ve ben nefes almaya devam ediyorum. Kızım Marike'ye güveniyor ve çok seviyor. Seninle ilk karşılaşmamızda düşündüklerim yüzünden beni affet Marike. Ben o zaman çok ümitsizdim. Şimdi Sibel'i yeniden hatırlamaya başladım. Bunu güçlü, vicdanlı, mükemmel bir insan, kadın ve anne olan Marike sayesinde başardım. Farkında olmadan beni çok derin ve karanlık bir kuyudan çıkardı. Marike'nin şahsında tüm Vivian gönüllülerine teşekkür ederim. Dokunduğunuz bütün elleri iyileşiyor. Siz insanlık için mücadele ediyorsunuz. Kanatlarınızın sesini duyuyoruz.